Beklenti raporundan günaydın. Haftanın 4. işlem günündeyiz ve piyasaların ve borsaların açılış programı olan Beklenti raporundan hepinize günaydın efendim. Ben Murat Tufan. Baktığımız zaman dün piyasalarda alış vardı bir miktar daha. Özellikle ticaret savaşının birçok cephesini takip ediyoruz ve bu sabah da bakıldığı zaman da Amerika'nın aslında ulusal güvenliğini sağlamak anlamında telekomünikasyon şirketlerine uygulamış olduğu yaptırım kararıyla yeni güne başladık ve piyasalar bir miktar daha negatif tarafta olduğu tarafta olduğunu söyleyebiliriz efendim. Peki bugün konuklarımız kimler olacak diye soracak olursanız beklenti raporunda ikinci bölümde stüdyo konuğumuz Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş olacak ve Tonguç Erbaş'la birlikte hem piyasaları konuşacağız hem de dolar Türk lirasındaki gevşeme devam eder mi diye soracağız. Dün özellikle Borsa İstanbul tarafında kayıplar vardı. Bir diğer konumuzsa SPK uzmanı paratonerde olacak olan konuklarımızı tanıtalım efendim. 2 saatlik kuşağımızda çok önemli konuklar var bugün ve Doktor Berra Doğaner bizlerle birlikte olacak. Doktor Berra Doğaner'le birlikte finansal piyasalarını konuşacağız ve şu anda özellikle hisse senedi piyasalarındaki yabancı yatırımcı ilgisini ve hangi sektörlerin öne çıktığını soracağız. Paratoner'in ikinci bölümünde ise Üzeyir Doğan olacak stüdyomuzda. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü ile birlikte açıklanan bilançolarla birlikte hangi hisse senedini seçmemiz gerekiyor? Portföylerde Borsa İstanbul olmaya devam etmesi gerekir mi diye soracağız ve tabii ki TL varlıklarındaki son durumu Üzeyir Doğan'la birlikte konuşacağız. Evet, bakıldığı zaman birazdan da Ekin Akbaş olacak. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni ile birlikte aslında telefon bağlantımızda VİOP ve Borsa İstanbul'un açılış öncesi nasıl bir açılış olacak? Bunu konuşacağız Ekin Akbaş'la birlikte ve tabii ki küresel piyasalardaki şu andaki kırmızı tablonun nedenlerini efendim ele alacağımızı da söyleyelim. Evet, konuklarımız bu şekilde ve isterseniz bir öncelikle bir dünü hatırlayalım. Dün neler oldu? Dün özellikle İngiltere haricinde Avrupa piyasaları pozitif kapatmıştı. Amerikan piyasalarında satışlar vardı ve daha sonra alışa döndüğünü görmüş olduk ama bizim Borsa İstanbul tarafındaysa tam tersi bir negatif ayrışma vardı. 0.70'in üzerinde bir satış vardı efendim. Gelin birlikte dünü hatırlayalım. BIST 100 endeksi günü %0.73 düşüşle 87.380 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 86.043, en yüksek 88.115 puanı gören BIST 100 endeksi, dünkü kapanışının 642 puan altına indi. BIST 100 hisselerinin 22 tanesi değer kazanırken 70 tanesi ise değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 5.7 milyar Türk lirası oldu. Yurt içinde işsizlik %14.7 olurken 2019 yılından bu yana en yüksek seviyesini korudu. Ciro endeksi ise Mart'ta %20.8 artarken bir diğer veri olan perakende sektörü ise yıllık bazda %3.8'lik azalış gerçekleştirdi. Ayrıca merkezi yönetim bütçesinde Nisan ayında 18.3 milyar lira, Ocak-Nisan döneminde 54.5 milyar lira açık kaydedildi. Bugün veri takviminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise Euro bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD Merkez Bankası başkanlarının konuşmaları takip edilecek. Avrupa borsaları günü İtalya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 %0.46 artışla 378.06 puana yükseldi. Euro bölgesi dün büyüme rakamları takip edilirken 2019'un ilk çeyreğinde %0.4 büyüme performansı sergilendi. ABD'de endeksleri Trump'ın Avrupa Birliği ve Japonya ile müzakereleri sürdürebilmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri 6 ay kadar ertelemeyi planladığı haberinden destek bularak yükseldi. Bu açıklamayla birlikte General Motors ve Ford hisseleri yükseldi. Wall Street'te Dow Jones Endeksi %0.45 artışla 25.648 puan, S&P Endeksi %0.58 yükselişle 2.850 puan ve Nasdaq Endeksi %1.13 primle 7.822 puan seviyelerinde seyretti. Faizler cephesinde ise FED'den faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla 10 yıllık tahvil faizi %2.35'e kadar geriledi. 2 yıllık tahvil faizleri ise 2.13 ile Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende satışlar otomobil satışlarındaki azalmanın da etkisiyle Nisan'da %0.2 düştü. Asya tarafında Çin'in Nisan ayı konut fiyatları takip edildi. Yeni konut fiyatları yükselerek yavaşlayan ekonominin içinde olumlu bir sinyal verdi. Devlet sübvansiyonlu konutlar hariç aylık bazda %0.62'ye yükseldi. Evet, küresel piyasalarda görünüm bu şekildeydi efendim. Şimdi olayı bir anlamaya çalışalım. Amerika, Huawei'in bağlı ortaklıklarını kara listeye aldığını duyurmuş oldu ve aslında Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre Huawei ve 70'e bağlı ortaklığı kara listede yer alıyor ve kara listeye alınma kararı da ABD Başkanı Donald Trump'ın bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin dış tehditlere karşı korunmasına yönelik bir kararname var ortada efendim ve bununla birlikte de Bakan Wilbur Ross'un yaptığı açıklamaya göre alınan karar Amerikan teknolojisinin Amerika'nın ulusal güvenliğini ya da dış politika çıkarlarını baltalama potansiyeli olan yabancı şirketler tarafından kullanılması engellenmiştir diye konuşuldu. Bu arada bakıldığı zaman da dış basında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Japonya'daki müzakereleri sürdürmek için otomobil ithalatına yönelik tarifeleri 6 ay daha ertelemeyi planlıyor. Bununla birlikte de General Motors ve Ford hisselerinde dün artışlar kaydedilmişti ve aynı zamanda tabii ki Amerika'dan dün açıklanan perakende satış verilerini takip ettik efendim ve Nisan ayında %0.2'lik bir artış vardı. Beklentilerin aksine geldiğini de söylemiş olalım. Bu arada Boeing'in Nisan ayında herhangi bir sipariş almadığını da görmüş olduk. Özellikle bu da küresel ticaret savaşlarının bir diğer sembolü olan Apple gibi, Huawei gibi bir diğer sembolü olan Boeing uçaklarında da Nisan ayı itibariyle siparişlerin durduğu haberi vardı. Bu da önemli. Özellikle ticaret savaşının her iki kutbuna baktığımız zaman da negatif bir ortam olduğunu da söyleyebiliriz. Gelelim Asya'ya. Asya'da özellikle Çin'de yeni konut fiyatları aylık bazda %0.62'lik arttığını görmüş olduk. Adadaysa Britanya tarafındaysa parlamenterlerin Haziran ayındaki oylamada Brexit'i gerçekleştirmek isteyeceklerinden eminim dedi Theresa May ve orada da yine Brexit sürecini takip ettiğimizi söyleyebiliriz ve dilerseniz gelin birlikte bugünün önemli veri ajandasını hatırlayalım. Özellikle küresel piyasalardaki risk iştahı tahvil faizlerini düşürmeye başladı. Ne demek bu? Yatırımcı korktukça efendim tahvil faizlerine yöneliyor ve Amerikan 10 yıllıklarda ciddi bir geri çekilme görmüş olduk. Aynı şekilde Alman 10 yıllıklar yine ekside. Bu arada Çin'e baktığımız zaman da elindeki Amerikan tahvil faizlerini satmaya devam ediyor. En yüksek satışını yaptı. 20 milyar doların üzerinde. Birazdan bunun da ne anlama geldiğini ve piyasa açısından nasıl okumak gerektiğini de anlatacağımızı söyleyelim. 10.30'da baktığımızda ECB'den Prihatin konuşması var, İtalya'dan TÜFE var ve Whiteman'ın konuşmasını takip ediyor olacağız ve tabii ki Euro bölgesinden de ticaret dengesi rakamları yeni günün, haftanın 4. işlem gününün önemli verileri arasında yer alıyor ve Türkiye'den de bugün gözler iç piyasada yatırımcıların Türkiye'nin yıl sonu TÜFE tahmini alacak efendim. Bakalım enflasyonda bozulma devam ediyor mu yoksa bir miktar daha beklentiler daha iyimser tarafa mı kaymış olacak? Bu da önemli. Türkiye saatiyle 14.30'da göreceğiz ve Amerika'dan inşaat izinleri rakamları, konut başlangıçları, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gibi önemli veriler de var. Bolca ekonomik verinin olduğu bir gün, haftanın 4. işlem günü ve Philadelphia Fed imalat endeksi açıklanacak Türkiye saatiyle 15.30'da. Akşama doğruysa bizde seans kapanır, yurt dışında ise devam ederken baktığımız zaman da Kanada Merkez Bankası Poloz'un konuşması olacak ve son dönemde özellikle emtia üreticisi olan Kanada'nın tabii ki gözler ticaret savaşında ve ticaret savaşı yansıması da bu ülke ekonomisine zarar verdiğini söyleyelim. Özellikle demir ve cevher üreticisi olan Kanada açısından bu konuşma önemli. Poloz bakalım Çin'le Amerika arasında devam eden ticaret savaşına nasıl bir bakış açısı getirecek? Bunu takip ediyor olacağız efendim ve FOMC üyelerinden Brainard'ın konuşması da Türkiye saatiyle 19.15'te olduğunu hatırlatalım. Japonya hazinesine baktığımız zaman Mart ayında 16 ayın en düşük seviyesine ulaştı ve Japonya'nın hazine tahvilleri sattığı gözlemleniyor. Aynı zamanda yabancılar Amerikan hisse senetleri satıyor ve buna baktığımız zaman da tüm detayları birazdan sizlere aktaracağımızı söyleyelim ve dolar Türk lirası yeni güne 6.03'lü seviyelerden başlıyor ve Türk lirası aslında hep güne bir miktar dolara karşı hafif negatif değer kaybıyla başladığını son zamanlarda söyleyebiliriz ama gün içi seanslarda bir miktar toparlanma var. Özellikle 6 seviyesi üzerinde 6.25'leri gördükten sonra biraz daha dengelenen, biraz daha baktığımız zaman gerileyen bir dolar Türk lirası var. Şu anda 6.03'lü seviyelerde devam ediyor ve Türk lirası Euro'ya karşı da 0.70 puanlık bir düşüş var. Dün özellikle Almanya ve Avrupa bölgesindeki makro dataların büyümenin aslında çok da kötü olmadığını göstermiş oldu. Aylık bazda 0.5 puan yükselen bir Almanya'nın büyüme rakamı vardı. Bu da imalat tarafındaki toparlanmanın Almanya'nın öncülüğünde Avrupa'nın da birinci çeyrekte büyüyebileceğine işaret etti ve Euro-Dolar paritesinde de 1.12 seviyesinin üzerindeyiz efendim. Tüm bu gelişmeler Euro cephesi açısından da oldukça pozitif ve ECB'den Prihatin konuşması da bugünün önemli veri ajandası arasında yer aldığını bir kez daha söyleyelim. Pound cephesinde birazcık daha tabii ki özellikle Türk lirasının rekor değer kaybı, pound'un rekor yükselmesiyle birlikte 8 lira 10 kuruşlara kadar gelmiştik. Görece 30 kuruşta aşağıda olduğumuzu söyleyebiliriz. 7 lira 74 kuruştan işlem görüyor. Pound TL fiyatlaması ve 0.49 puan aslında yükselişte pound TL cephesinde ve Theresa May'in özellikle Haziran ayını işaret etmişti. Yeni bir Brexit referandumunu işaret etti. Siyasi kariyerin oldukça zor olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda da Britanya tarafından da tarafların özellikle İşçi Partisi tarafından Jeremy Corbyn ve Hunt'ın yaptığı açıklamalarda da oldukça zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha söyleyelim ve dün Borsa İstanbul kayıplarla kapatmıştı. Az önce haberimizde gördüğünüz özellikle 0.70 puanlık düşüş sert bir düşüştü ve 87.380 puan seviyesindeyiz ama yine de görece 85.000'lerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Analistler özellikle 88.000 seviyesi aşağısında kalındığı sürece burada 84.000 ve 82.000 bandına kadar bir geri çekilme yaşanabilir ama özellikle 88.000 aşağısı birazcık daha karanlık bölge. Yani orada çok güçlü destekler olmadığını da sözlerimize ekleyelim ve VİOP tarafında 111.950 puan seviyesindeyiz ve gram altın fiyatları ise 251 liradan işlem görüyor. Özellikle yıl içerisinde oldukça yüksek bir gram altın fiyatı ise şu anda için test edilmiş durumda ve birçok aslında analistin de yıl sonu beklentisi baktığımız zaman da Mayıs ayı itibariyle şu anda ekranlarımızda efendim. Monitörümüze devam edelim. Global piyasalarda risk iştahının bir miktar düştüğünü söylemiştik. Dün özellikle Ford'un General Motors'un özellikle yükselişleri vardı ama bakıldığı zaman yeni güne özellikle Amerika'nın ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için telekomünikasyon şirketlerine bir yaptırım ve ülkeyi sokmama kararı özellikle Asya piyasalarında bir miktar daha negatif oldu ama şu anda Çin borsaları pozitif ayrışıyor garip bir şekilde ve 0.56 puan Shanghai Composite ve Çin'in Shenzhen borsaları da 0.44 puanlık bir yükselişe işaret ediyor. Özellikle Avrupa ve Japonya'ya Amerika'nın bu ticaret müzakerelerini 6 ay daha uzatma kararı piyasalarının da kafasını karıştırdığını sözlerimize ekleyelim efendim ama Amerikan vadelerde 0.44 puan Nasdaq tarafında, 0.28 puansa S&P'de ve Dow Jones tarafında da 0.27 puanlık düşüşler var. Amerikan vadeliler eksi ancak Asya piyasalarında Çin'in ve Hang Seng borsasının, Hong Kong borsasının artı olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Birazdan da Ekin Akbaş'la telefon bağlantımızda tüm bu detayları zaten detaylı olarak masamıza yatıracağız ama isterseniz gelin birlikte Avrupa borsalarını hatırlayalım efendim. Avrupa borsalarına baktığımız zaman da dün Stoxx 600'de kapanışlar yükselişi işaret etmişti ve 378 puan seviyesinden kapatmıştı ve yıllık bazda baktığımız zaman da yılbaşından bugün aslında nette negatif tarafta olan bir Avrupa borsaları var. Kazandıran tarafa baktığımız zaman da aslında çok kazandıran bir borsa olmadığını görüyoruz. Özellikle Meksika borsasının bir tek diğer gelişmekte olan ülke borsalarında %12'lik bir getirisi var ama genel olarak Avrupa borsalarında başta İBEX olmak üzere %3 ila %1'lik değer kayıpları var. Keza Borsa İstanbul tarafında da bir miktar daha satış baskısının olduğunu sözlerimize ekleyelim. Aslında dünyada global piyasalarda şu anda bir miktar daha satış baskısının nedenleri konuşuluyor. Çin ile Japonya'nın elindeki devlet tahvillerini sattığına yönelik, Amerikan tahvillerini sattığına yönelik bir haber akışı vardı. Burada tabloda baktığımız zaman da Çin'in ve Japonya'nın nette Amerikan tahvil faizlerinde bir satışa gittiğini çok net bir şekilde tarih bazında görebiliriz efendim. Daha önce kısmen 2016'dan itibaren tahvil alan Çin ve Japonya'nın şu anda nette bir satış yaptığını görüyoruz ve kırmızıyla Çin'i görüyoruz, beyazla da Japonya'yı görüyoruz efendim. Bir önceki ayda alış tarafındaydı her iki ülkede ama şu anda çok net bir satış var. 20 milyar doların üzerinde bir satış görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Küresel piyasalarda bir risk var. Risk oldukça da yatırımcılar bir miktar daha tabii ki tahvillere yöneliyorlar ama burada özellikle 1 trilyon doların üzerinde bir Çin'in Amerikan tahvilleri elinde bulundurduğuna dair de bazı haberler vardı. Uzunca bir süredir aslında bunu elinde bulunduruyor. Örneğin Mayıs 2017 tarihinde 1,102 trilyon dolarlık bir Amerikan devlet tahvilinden bahsediyoruz. Çok önemli bir aslında argüman var elinde. Çin'in ve ticaret savaşı endişeleriyle birlikte de bakıldığı zaman da bu devlet tahvillerini her iki ülkede lehine kullanma riski var. Piyasalar bundan dolayı birazcık tedirgin. Bakıldığı zaman da Japonya'nın maviyle görüyoruz, sarı çizgiyle de gördüğümüzde Çin'in elinde bulundurmuş olduğu devlet tahvil rakamlarını görüyoruz efendim ve Çin aslında bu rakamı 2013 senesinde yani Ben Bernanke'nin parasal genişlemeyi bitireceğine dair olan kararını hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Buradan itibaren aslında buraya kadar Çin Amerikan tahvil faizlerini FED'in parasal genişleme politikası ile birlikte ciddi şekilde artırmış ve 1,3 trilyon dolara kadar çıkardığını görmüş olduk ve Japonya tarafına baktığımız zaman da tüm zamanların rekoru olan burada yeşille görüyorsunuz efendim. Onlar da 1,241 trilyon dolarlık bir Amerikan tahvillerine yönelmişlerdi ama kademe kademe satışlar var ama çok majör bir satıştan bahsetmiyoruz. 1,120 trilyon dolar ve 1,78 trilyon dolarlık bir Amerikan tahvil faizi kaldı. Topladığımız zaman da her iki ülkenin de yaklaşık kabaca 2,2 trilyon dolarlık bir devlet tahvili olduğunu da söyleyelim. Bunu soralım Ekin Akbaş'a, özellikle bu devlet tahvillerinin Çin ve Japonya'nın satması ne anlama geliyor ve küresel oyuncular ne yapmak istiyor acaba? Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş hattımızda. Günaydın Ekin. Evet, günaydın Murat. Aslında güzel bir noktaya değindim. Bu konu ABD ve Çin arasında her yaşanan sıkıntıda gündeme gelir. Biliyorsun Çin dünyanın en fazla ABD tahvili bulunduran ülkesidir. Ondan sonra Japonya gelir ve bu iki ülke arasında yani ABD ve Çin arasında yaşanan en ufak bir gerilimde şöyle haberler görürüz. Çin elindeki ABD tahvillerini boşaltacak, ABD tahvil faizlerini zıplatarak ABD ekonomisini zora sokacak diye. Evet. Bunu yapmaya gücü var mı? Var. Ama bunu yapmak Çin'e de zarar verir. Yani Çin evet elinde bir silah, kesinlikle elinde bir silah ama tahvil alıcısının en nihayetinde amacı getiri elde etmektir. Yani reel bir getiri sağlamaktır. Dolayısıyla bu karşılıklı bir zarar görme durumunu beraberinde getirebileceğinden dolayı böyle bir Çin'in böyle toplu bir çok yüklü miktarda ABD tahvili satışına gitmesi gibi bir ihtimali ben açıkçası düşük görüyorum. Ama şu var, bu iki ülkenin elinde bulundurduğu yüksek miktarda ABD tahvili elbette ki piyasalarda hep şu ihtimali beraberinde getiriyor. Bunlar yüksek satış yaparlarsa piyasaların durumu ne olur? Elbette ki tahvil faizlerindeki zıplama gelişen ülke piyasalarını çok kötü olumsuz etkiler. Dolayısıyla bunun ihtimali bile olumsuz bir fiyatlamaya yol açıyor. Ancak dediğim gibi böyle yüklü bir tahvil satışı ya da elindeki 1 trilyon tutarındaki tahvilin işte birinin 3'te 2'sini boşaltması gibi bir durumun olacağını düşünmemekteyim. Bundan önceki tartışmalarda da bu tip haberler hep gündeme geldi. 2 sene öncesinde de bunları tartıştık. Daha öncesinde de bunları tartıştık. Ancak Çin belirli bir seviyenin altına indirmiyor elindeki ABD tahvil miktarını. Bu da onu sormakta fayda var. Genel olarak bakarsak da Murat, Rus algısı ara ara iyileşme kaydetse bile zayıf seyretmeye devam ediyor. Hem ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi tabii ki başta bu olmak üzere bütün gelişen ülke piyasalarını ve borsaları olumsuz etkiliyor. Bunların yanında başka konular da var tabii ki. Gene Avrupa tarafından İtalya'nın bütçe sıkıntısına ilişkin yeniden gündemimize geldi biliyorsun. Oradan gelen bir negatif haber akışı var. Küresel büyümeye yönelik artan endişeli hava zaten gelişen ülke piyasalarını olumsuz etkiliyor. Yani toparlayacak olursak küresel risk algısı dün bir miktar artmıştı bu Trump'ın Japonya'ya yönelik vergileri biraz erteleyebileceğini için haberle ama hala zayıf ve risk algısındaki iyileşmeler biraz düzeltme olarak sınırlı kalmaya devam edecek gibi duruyor. Evet Ekin, çok teşekkür ederiz vermiş olduğum bilgiler için. Aslında bu küresel tahvil faizlerini takip ediyor olacağız. Endekslere de bir miktar daha sanki söylemiş olduğun gibi satış baskısı yaratan önemli bir etken. Tacirler Yatırım Araştırma Yönetmeni Ekin Akbaş'la konuştuk efendim. Gelin isterseniz bu olayı bir miktar daha bir grafikle daha desteklemeye çalışalım. Ekin söyledi, özellikle İtalya'nın durumunu aktarmış oldu ve İtalya'da tabii ki Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden bir tanesi ve küresel risk iştahındaki her geri çekilme Alman bonolarını yatırımcıların yönelmesine sebep oluyor. Burayı da bir güvenli liman olarak da konumlandıran bir yatırımcı grubu olduğunu da söylemiş olalım. Alman bonolarını sürekli olarak ben yayınlarda size aktarıyorum. Eksiye düştü haberlerini zaman zaman söylüyorum ve şu anda da negatif reel getiriye rağmen Alman bonolarının bu piyasa şartlarında güvenli liman olduğunu da söyleyelim ve burada da tekrardan eksi 0.105'lik bir getiri performansı var. Almanya'nın hükümet bonolarına baktığımız zaman 2016 senesinde de keza aynı şekilde eksiler vardı Alman bonolarıyla ilgili. Oradan buraya tekrardan Alman tahvil faizlerinde 10 yıllıklarında, hükümet bonolarında ise yine eksi bir tabloyu gördüğümüzü söyleyelim ve olayın bir diğer tarafına hemen geçelim. Amerikan bonolarına, Amerikan tahvil faizlerine bakalım efendim ve Amerika'nın 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman da orada da tablonun aynı şekilde özellikle şu anda tahvil faizlerinin geriye çekildiğini göstermekte. 10 yıllıklara baktığımız zaman şu anda 2.36'lı seviyelerdeyiz. Özellikle Donald Trump'ın çok eleştirdiği Amerika Merkez Bankası FED faiz patikasında olduğu dönemlere gelin birlikte gidelim ve o dönemde aslında Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık kabaca %3'lere işaret ettiğini görüyoruz ve 2 yıllık tahvil faizleri de aynı şekilde yüksekte. Şu anda FED güvercin, FED'in yaptığı hamleler özellikle piyasaları rahatsız etmiyor. Dün özellikle ABD Başkanı Donald Trump FED'i çok farklı bir noktadan vurmuştu. Ne demişti? Eğer FED faizleri indirirse Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşının kazananı Amerika olabilir demişti. Bu da FED'i aslında bir başka açıdan sıkıştırmak, faiz indirmek ve faizleri aslında yüksek seviyede tutmaması için önemli bir sebep gibi duruyor. Arkamdaki tabloyu bugün bolca konuşacağız ve bizim borsamıza, kısacası cebimize nasıl yansır en başta konuşacağız. Gelin dilerseniz birlikte hızlı bir şekilde dünya basınında, dünya ekonomi gündeminde neler oluyor? İlk sırada tabii ki Donald Trump ve otomobil ithalatına tarifeleri ertelemeyi planlıyor efendim. Piyasaların kafasını karıştıran bir başka haber ama bu defa olumlu bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Bloomberg News'a yapmış olduğu habere göre ABD Başkanı Donald Trump otomobil ithalatına yönelik tarifeleri 6 aya kadar ertelemeyi planlıyor. Ek tarifeler Avrupalı politika yapacağı arasında endişe kaynağıydı ve Çin'le ticaret savaşı devam ederken Başkan Trump 18 Mayıs tarihine kadar bu konuda karar vermesi bekleniyordu. Açıklama sonrasında General Motors ve Ford hisseleri yükseldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika ile yaşanan S-400 kriziyle ilgili S-400 bitmiş bir anlaşmadır, erteleme ya da durdurma söz konusu değildir dedi. Reuters, Bloomberg ve Ankara'nın S-400 alımı ertelemesi için yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı. Amerika'nın Irak'ta acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanları ülkeyi terk etmesi talimatını vermesinin hemen ardından Almanya ve Hollanda'da Irak'taki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldı. Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklamasında hem Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği hem de Erbil'deki konsoloslukta normal vize hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığını ve Irak'taki Amerikan vatandaşlarına verilen acil durum hizmetlerinin kısıtlı olacağını aktardı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerdeki işsiz sayısı 2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.376.000 kişi arttı ve 4.730.000 kişi oldu. İşsiz sayısı Ocak ayında 62.000 kişi arttı ve Ocak sayısında işsiz sayısı 4.668.000 olmuştu. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simeone Kaslovski, Türkiye'nin rekabete dayalı piyasa ekonomisi tercihini yapmış bir ülke olduğunun altını çizdi ve serbest piyasa ekonomisinden vazgeçildiği ya da yeni bir model arayışı içinde olunduğu yönünde izlenimlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Nisan döneminde bütçenin 54.5 milyar TL açık verdiğini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri raporu açıklandı ve bu rapora göre geçen yıl Nisan ayında 356 milyon lira faiz dışı fazla verildi. Bu yılın aynı ayında ise 13 milyar 234 milyon liralık faiz dışı açık oluştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı Nisan ayında %24 arttığını söyledi ve Mart'ta %4.33'lük artışla 2.23 milyon turistin ülkemizi ziyaret ettiğini aktardı. Evet efendim, gündem oldukça yoğun ve özellikle Alibaba'nın 4. çeyrek geliri de beklentileri aştı. Çinli biliyorsunuz ticaret ve teknoloji şirketi, burada da gözlerimiz artık şirketler üzerinden global ekonomiyi anlamaya ve küresel ticaretin hangi ülkeye zarar verdiğini anlamaya çalışıyoruz. Beklenti raporunda vadeli piyasalar ve Borsa İstanbul'u gelin birlikte açalım. Kısa bir aradan sonra konuğum Tonguç Erbaş stüdyomda olacak.